Reyel'in Amerika bürosu bildirir. Amerika'da günlerdir akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor. Cuma günü Amerika'da Colonial Pipeline akaryakıt boru hattına yapılan siber saldırının ardından ülkenin güneydoğu bölgesinde benzin tedariğinde yaşanan sıkıntı giderek büyüyor. Peki bu boru hattı neden bu kadar önemli? Çünkü Colonial Pipeline adı verilen bu boru hattı Amerika'da en büyük akaryakıt boru hattı konumunda ve ülkenin de doğu bölgesinde yakıt arzının %45'ini karşılıyor. Hat Texas Körfezi'nden başlayıp New York'a kadar uzanıyor. İşte ülkenin can damarı konumundaki bu hatta yönelik siber saldırıdan sonra ise Amerika ciddi bir akaryakıt problemiyle karşı karşıya diyebiliriz. Sürücüler ise benzin istasyonlarına akın ediyorlar ve yüzlerce arabadan oluşan kuyruklarda saatlerce benzin almayı bekliyorlar. En son paylaşılan bilgilere baktığımızda bölgede 1000'den fazla benzin istasyonunda yakıt stoklarının tükendiği belirtiliyor. Bununla birlikte benzin fiyatlarının paylaşıldığı ve internet sitelerinde de paylaşılan güncel verilere baktığımızda Doğu eyaletleri arasında yer alan ve başkent Washington'a 15 dakika uzaklıktaki Virginia eyaletinde yaklaşık 3900 benzin istasyonunun %7,7'si yakıt tedarik sorunu yaşadığını söylüyor. Dolayısıyla petrol fiyatının artacağı yönde kaygılar da devam ediyordu ki bu da oldu diyebiliriz. Benzin fiyatlarında ciddi bir artış yaşandı. Amerikan Otomobil Birliği'nin bir açıklamada ortalama ulusal benzin fiyatının 6 sent artarak galon başına 2 dolar 96 sente çıktığını ve kurum bu artışın ise 2018 yılı Mayıs ayından bu yana kaydedilen en hızlı artış olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Enerji Bakanı Jennifer Granholm bir açıklama yaptı. Benzin istasyonu sahiplerine seslendi. Yüksek fiyat uygulamasına karşı toleransımız yok dedi bakan. Yetkililer de tüketicilere benzin stoklamama çağrısında bulunuyorlar. Virginia valisi Ralph Northam da acil durum ilan etti bölgede. Öte yandan baktığımızda Florida eyaleti genelinde de benzin istasyonlarının %3'ünde stok sorunu yaşanıyordu. İşte bunun üzerine de orada da dün akşam itibariyle acil durum ilan edildi. Ayrıca yaşanan aksamadan dolayı American Airlines, Southwest ve United Airlines gibi şirketler de olası bir akaryakıt kıtlığı riskine karşı uçuşlarında değişiklikler yaptılar. Siber saldırının detaylarına tekrardan bakacak olursak Amerika Federal Soruşturma Bürosu FBI, Colonial Pipeline'a düzenlenen fidye yazılım saldırısında DarkSide adlı bir grubu sorumlu tuttu. Ayrıca siber güvenlik uzmanları DarkSide grubunun eski Sovyet Cumhuriyetlerinde konuşulan dilleri kullanan bu bilgisayarları hedef almaktan kaçındığı detayını paylaştı ve bununla birlikte grubun Rusya ya da Doğu Avrupa merkezli olabileceğini düşünüyorlar. Bu bilgileri paylaştılar. Fakat Amerika Başkanı Joe Biden'a açıklamasına baktığımızda ise pazartesi günkü açıklamasına Biden, Rusya hükümetinin saldırıda parmağı olduğuna inanmadığını söylemişti. Anlayacağınız Amerika'da benzine olan ihtiyaç da siber saldırının soruşturması da hala devam ediyor. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.